Haydi eşitlikler konusunda biraz pratik yapalım. İfadeleri buraya sarı renkte yazdım. Burada da yeşil renkte iki tane daha var. Şimdi birkaç saniyeliğine videoyu durdurmanızı ve sarı ifadenin aşağıdaki yeşil ifadelerden hangisine veya hangilerine eşit olduğunu bulmanızı istiyorum. Evet, döndüğünüzü varsayıyorum. Ben böyle durumlarda bütün ifadeleri mümkün olduğu kadar güzelleştiriyorum. Yani daha sade hale getiriyorum. Gördüğünüz gibi bu ifade bu haliyle en sade formunda değil. Eğer 2'yi e, içeriye dağıtırsam sonuç ne olur? 2 çarpı eksi 6 c eşittir eksi 12 c 2 çarpı 3 eşittir 6 ve burada da artı 4 c biz var. Biraz daha sade hale getirebiliriz. Eksi 12 c ve 4 c'ler bir arada düşünülürse ne olacak? Eksi 12c artı 4c negatif bir şeylere. Evet evet eksi 8c'ye eşit olacak. Bu iki mavi terimi eklediğimde eksi 8c buldum ve yanına artı 6 yazacağım. Gördüğünüz gibi sonuç ilk yeşil ifadeye eşit. Peki ya buradaki için ne söyleyeceğiz? Sonucu bulmak için ifadeyi biraz daha sade hale getirmeye çalışalım. 3'ü paranteze dağıtalım. 3 çarpı eksi 4c, eksi 12c, 3 çarpı 2, 6 artı 4c. Güzel görünüyor. İçinde c bulunan terimler arasında işlem yapalım. Eksi 12c ile 4c, eksi 8c oldu. Eksi 8c artı 6 ki bu ifade de diğerleriyle aynı. Bu ifadelerin hepsi birbirine eşitmiş. Evet hepsi. E hadi o zaman bir örnek daha yapalım. Daha önce söylediğim gibi videoyu durdurun ve bu ifadelerden hangileri birbirine eşit anlamaya çalışın. Kaç tanesinin birbirine eşit olacağını bilmiyoruz. Her ihtimal mümkün. Aşağıdaki beyaz ifadelerden hangisi veya hangileri sarı ifadeye eşittir? Hadi hep beraber bu problemi çözelim. Daha önceki gibi ifadeyi daha sade bir hale getirelim. İlk olarak n'li terimler arasında işlem yapalım. Eksi 6 n artı 4 n. n'nin eksi 2 katına eşit olacak değil mi? Asıl işlemi katsayılar arasında yapıyoruz. Eksi 6 artı 4 tane n'den bahsediyoruz. Yani eksi 2 n ve yanına kısaca eksi 12 olan artı eksi 12'yi yazıyoruz. Eksi 12. Yani asıl ifadeyi getirebileceğim en sade hale getirdim. Hadi aşağıdakilere bakalım. 4'ü dağıtıyorum. 4 çarpı n, 4 n ve 4 çarpı eksi 3, eksi 12. Ve bundan 6 n'yi çıkaracağız. Evet, eksi 6 n. Sonucu ne bulduk? Başka bir renk alalım. Yine bütün n'li ifadeleri bir araya alıyorum. Bu bize eksi 2 n eksi 12'yi verecek. İlk beyaz renkli ifadeyi daha sade hale getirince ifadenin en yukarıdakine eşit olduğunu görüyoruz. Evet bu ikisi eşit. Peki en alttaki ifade bunlara eşit mi. Haydi bunu da kontrol edelim. dağıtıyorum. 2'yi dağıtıyorum. 2 çarpı 2 ne? 4 n ve 2 çarpı eksi 6 eksi 12. Yani bu ifadede 4 n eksi 12 şeklinde daha sade bir hale geldi ki bu ifadenin yukarıdakilerden farklı olduğunu görüyorsunuz. Evet görüldüğü gibi bu ifade diğerleriyle aynı değil.